Değerli izleyenler, TVNET ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Bugün organik ürünleri, organik ürün gerçeğini konuşacağız. Hepimiz organik ürün kullanmak istiyoruz aslında. Neden kullanmak istiyoruz? Vücudumuzda toksik madde birikmesin diye, daha sağlıklı yaşamak için, daha uzun yaşamak için organik ürün kullanmaya çalışıyoruz. Ama organik ürünlerle ilgili yeterli bilgiye sahip miyiz acaba? İşte bugün biraz organik ürünlerle ilgili bilgi dağarcığımızı kuvvetlendirelim istiyorum. Bugün değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Organik Ürün Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Sümerli organik ürünlerle ilgili bize bilmemiz gereken tüm bilgileri aktaracak. Sorularınız varsa lütfen telefon açın ve sorularınızla cevaplandırmaya çalışalım. Ayhan Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Günaydın. Birçok dernek var, vakıf var ve organik ürünle ilgili de bir dernek olduğunu bu araştırmamız sayesinde öğrendim. Organik Ürün Üreticileri Derneği ve organik ürün üreten birçok üretici firma bu derneğin üyesi olsa gerek doğru değil mi? Doğru. Şimdi organik ürünler dedik başlığımızda, organik ürün gerçeği dedik ama öncelikle ben bir organik ürünü tanımlamanızı isteyeceğim. Organik ürünü diğer ürünlerden ayıran fark nedir ve organik ürünler nedir? Evet. Efendim, organik ürünler yasayla belirlenmiş. Türkiye Cumhuriyeti Organik Tarım Kanunu'yla belirlenmiş. 5262 sayılı yasada organik ürünün tanımı yapılıyor. Diyor ki hiçbir aşamasında kimyasal ve sentetik madde kullanılmadan üretilen ve her aşaması denetlenip sertifikalandırılarak satışa arz edilen ürünlere organik ürünler denir diyor. Ve bu şekilde yapılan ziraata da organik tarım deniyor. Dolayısıyla organik ürün gerçeğinin altı çizilmesi gereken iki tane nokta var hanımefendi. Bunlardan bir tanesi iddiası ve ispatı var. Hiçbir aşamasında, yani bu tohum aşamasından tarlaya tohumun düşmesinden soframıza gelene kadar aşamadaki tüm aşamalarda hiçbir şekilde kimyasal ve sentetik madde kullanılmadığını iddia ediyor. Fakat yetmiyor. İspatı da var. Diyor ki bunu yetkilendirilmiş sertifika kuruluşu tarafından sertifikalandırıyoruz ve bunun ispatını da bu sertifika bize veriyor. Aslında zaten organik ürünler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın denetiminde üretilen ürünler ve yasayla bunun sınırları çizilmiş durumda doğru değil efendim. Mi? Çok doğru. Çok doğru. Hatta şöyle, bakanlık bu işin hassasiyetini idrak ettiği için yasa koyucu sadece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın diğer gıda ürünlerinde yaptığı denetimlerle bunu sınırlamıyor. Ayrıca bu sertifikaları veren şu anda 29 tane bakanlık tarafından yetkilendirilmiş sertifika kuruluşu var. Bu sertifika kuruluşlarının bazısı uluslararası, bazısı ulusal ve her biri akredite sertifika kuruluşları. Yani bunlar her aşamayı master sertifika aşamasından her ürün için verilen ayrı ayrı organik sertifikaya kadar belli denetimleri yapan, haberli ya da habersiz denetimleri yapan ve bunu sürekli bakanlığa, Gıda Tarım ve Hayvancılığı Bakanlığı'na raporlayan bir sistem içerisinde çok ciddi manada, çok sıkı manada kontrol ediliyor. Şey o, yani en güvenilir ziraat şekli organik tarım olduğunu da biz biliyoruz. Şimdi organik ürün skalamız aslında bizim oldukça geniş. Yani hemen hemen tükettiğimiz bütün gıdaların organikleri var. Hatta artık organik tekstil bile var. Mesela evet. Birkaç ürün yelpazesini ben söylemek isterim. Onların detaylarına girelim isterim. Yaş sebze, meyve, organik tavuk, organik yumurta, organik et, organik ekmek, organik süt ürünleri, bakliyat, kuru gıda, organik tekstil, kişisel bakım ürünlerine kadar, birçok temizlik ürünlerine kadar, ev temizlik ürünlerine kadar birçok yelpazede organik ürün biz bulabiliyoruz değil mi? Doğru efendim. Yani siz çok da iyi, anladığım kadar herhalde siz organik tüketicisiniz. İyi ya da iyi bir araştırma yapmışsınız. Aşağı yukarı bu sektörde şu anda organik gıda demeyelim, organik sektöründe Türkiye'de bulunabilen aşağı yukarı bütün ürün kategorilerini aşağı yukarı saydınız. Sizin de başta ifade ettiğiniz gibi en fazla talep gören şu anda tüketicilerimizin arasında iki tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi işte sıklıkla duyuyoruz. İşte filan işte domates ihracatında işte Rusya'da şu kadar domates sınır kapısından döndü. İşte normalin 5 katı üzerinde işte kimyasal ilaç çıktı filan diye. Bu haberleri
bizim tüketicilerimiz görünce ciddi manada endişeleniyorlar. Onun için organik yaz sebze meyve çok fazla tercih ediyorlar. Aslında %90 gıda ürünü olarak organik ürünler yer patlasını oluşturuyor. Doğru. Onun dışında bir miktar tekstil, bir miktar yani hatta yani İskandinav ülkelerinde organik otellere kadar hani genişletilmiş. Hani bunu aşırı bir tutku halinde hani organik yaşayanlar da var dediğim gibi. Tabii bu bir tercih şekli ama dünyada genel kabul organik gıdalar üzerinde. İkinci sırada da organik tekstil geliyor. Kişisel bakım ürünleri de son 5-6 yıl içerisinde dünyada ve Türkiye'de popüler oluyor. Yani işte basit kozmetik ürünleri, işte şampuan, saç kremi gibi, diş macunu gibi filan ürünlerde belli popülerite kazanıyor. Herhalde onların da gitgide satışları artacaktır diye düşünüyorum. Evet, siz de anlattıkça. Şimdi organik ürün sadece tabii Türkiye'ye özgü değil. Bütün dünyada organik, ekolojik deniyor, biyolojik deniyor. Doğru efendim. Çeşitli isimlerle adlandırılmış bir yelpazesi var. Yani bazen diyoruz Türkiye'de işte doğal ürün kalmadı, işte toprak bozuldu, iyi gübre kullanılmıyor, hayvanlar iyi beslenmiyor gibi bir takım sorunlar var ama tüm dünyanın yaşadığı sorunlar herhalde. Doğru. Organik ürünler o yüzden tüm dünyada üretilen ve farklı fiyatlandırmayla daha pahalıya satılan ürünler. Doğru efendim. Onu da bir vurgulamak isterim. Tabii sadece ki efendim. Türkiye'de satılmıyor. Tüm tabii, dünyada olan şeyler. Organiğin tarihçesi şöyle efendim. Yani iki dünya savaşı geçirmiş dünya. Birinci dünya ve ikinci dünya savaşını geçirmiş. Ve ciddi manada kıtlığın eşiğine gelmiş. İkinci dünya savaşı sonrasında. Ve bu savaş geçiren ülkelere işte besleyebilmek adına o yokluklar içerisinde belki ekstansif tarım dediğimiz ciddi manada boyut ekonomisinde büyük ölçekte ve kimyasal ve sentetik ürünler kullanılarak yapılan bir tarım modeli geliştirilmiş. Orada çok ciddi miktarlarda tarım haşerelerine karşı, zirai haşerelere karşı ilaçlar kullanılmaya başlamış. Sünni gübreler kullanılmaya başlamış. Ve tabii ifrat ve tefrit. Bunun ölçüsü kaçırıldığı takdirde dediğim gibi belki bir taraftan verim artmış ama diğer tarafta kalıntı miktarı artmaya başlamış. Toprağın kalitesinin bozulması bu kimyasal ve sentetik başlayınca dünya bir taraftan o aç nüfusu, o fakir nüfusu doyururken öbür tarafta da hani sağlığını tehdit eder hale geldiğini hissetmiş. O noktadan sonra bir yeşil hareket Avrupa'da başlıyor ve bu noktada organik devreye giriyor. Yani aslına bakarsanız organik ziraat asla dönüştür efendim. Asla dönüştür. Dolayısıyla bugün hem ekstansif tarım yapılmakta hem organik tarım yapılmakta. Hatta iyi tarım uygulamaları da var. Bunlar tercih meselesi. Bu gıda piramidinin en üzerinde duran organik tarımdır. Çünkü demin söylediğim gibi tanımında olduğu gibi hem iddiası hem ispatı vardır. Yani eğer organik ürün arıyorsanız, paketli organik ürün alıyorsanız ki yasa da bunu zaten böyle söylüyor. Bunun üzerindeki yine yasayla belirlenmiş o iki tane sertifikayı görüyorsanız onları da izleyicilerimize göstereceğiz. Onları görüyorsanız o zaman organik ürün aldığınızdan eminsiniz demektir. Bu sertifikayı da hani herhangi kenarda köşede bu konuda yetkisi olmayan bir kuruluş da vermiyor. Bakanlığın yetkilendirdiği ve bakanlığın denetlediği ve dolayısıyla ve akredite olmuş olan sertifikasyon kuruluşları veriyor. Bu işte hakikaten çok ciddi bir efor var. Çok ciddi bir gayret var. Maalesef boyutsuzluk ekonomisinden dolayı da bir miktar hani eşdeğer konvansiyonel ürünlerden de daha pahalı. Bizim temel hedefimiz organik ürün üreticileri olarak mümkün mertebe hani bu pazarı büyütürken de ucuzlatmak. Evet. Ucuzlaması çok önemli. Önemli. Ve dünyada da biraz hani onu da sormuştunuz. Buyurun. Ondan ilgili de bir iki tane size rakam vereyim. Şu anda toplam gıdanın, konvansiyonel gıdanın ancak %1'i hatta %1'inden biraz daha azı Türkiye'de organik gıda. Yani 9% civarında bu rakam. Ama gelişmiş ülkelerde bu konuyla ilgili mesela Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinde mesela İsviçre'de hatta işte Avusturya'da %17'lere 18'lere geliyor. Yani konvansiyonel ürünlerin %17'si organik, 18'i organik. Almanya'da bu rakam %8-9, Fransa'da yine 7-8'ler civarında, İngiltere'de %5-6'larda, Japonya'da bu rakamın %10'ların üzerinde olduğunu istatistiklerden biliyoruz. Dolayısıyla dünyada biraz refah seviyesiyle de alakalı bunlar gelişiyor. Fakat Türkiye'miz daha şanslı. Neden daha şanslı? Çünkü bizim
tarım alanlarımız, zirai alanlarımız ciddi manada henüz aşırı kimyasallarla tanışmamış. Çok şükür. Bu büyük şansımız. Bu bizim hakikaten Allah'ın bir lütfu. Bu noktada hakikaten organik tarım yapılabilecek arazimizin fazla olmasından dolayı organik ürünlerin Türkiye'de ciddi bir istikbalinin olacağını biliyoruz. Ve bazı ürünleri de Türkiye ciddi miktarlarda yurt dışına ihraç ediyor. Yurt dışına organik ihraç ediyor. Ürünleri ihraç ediyor. Sevindirici bir haber. Çok sevindirici. Efendim. Şimdi şunu da sormak isterim. Şimdi organikle doğalın aynı olduğunu düşünüyoruz bazen. Evet. Organik ile doğal arasındaki farkı aslında söylediklerinizden çıkarımlar yapabiliyoruz ama biraz daha kafamızda netleştirelim mi? Açmaya gayret edeyim efendim. Şimdi ben hala iddia ve ispat noktasından hareket etmek istiyorum. Bir doğal ürün organik olabilir. Ama her organik ürün muhakkak doğaldır. Bu mantık yaklaşımıyla hareket edecek olursak bunu doğru anlamak mümkün. Yani herhangi bir üreticimiz işte hiç kimyasal, sentetik madde kullanmadan işte ben bu domatesleri ürettim diyordur ve doğrudur da. Yani biz diyoruz şehir dışına köye gidelim evet, oradaki... Evet ve doğrudur da yani bu konuyla ilgili biz aksine söyle ama biz buna biz maalesef organik diyemiyoruz. Niye organik diyemiyoruz? Çünkü onun ispatı yok. Yani onun toprak denetlenmiş mi? Hangi süreden beri orada kimyevi ve sentetik madde kullanılmamış? Toprakta kullanılmamış olur ama çevrede organik olmayan ziraat şekli yapılıyordur. Sulama sularından beraber oradan kimyasallar taşınmaktadır. O ürünün üzerinde hala belli kalıntılar çıkabilir. Dolayısıyla yani organik ürün muhakkak ve muhakkak kimyasal ve sentetik madde barındırmıyor ve ayrı zamanda da analiz edilerek de ve sertifikayla da doğrulanılıyor. Yani ispatını da bunun bir kenara koyuyor. Bunun bir ispatı var. Bizim çiftlikte, evet. Köyde, yazlığında evet. Yani kendi evet. Toprağında evet. Bildiği işleyen, ürün yetiştiren herkesin belki bir kısmı organiktir ama muhakkak. İspatı yok bunların ama doğru, organik doğru. De olmayabilir. Doğru. Onun için o doğal tanım doğru herhalde efendim. Yani onlara bizim organik deme imkanımız yok ama hani ben tüm tüketicilerimize eğer böyle imkanları varsa hani ve bu şekilde ziraat yapıyorlarsa yapsınlar ve çok güvenerek de çok keyifle de inşallah çok lezzetle de o ürünleri tüketsinler. O ürünleri tabii ki tüketsinler. Doğalda organik arasındaki biraz farkı evet. Da burada evet. Söylemiş olduk. En önemli şey bunun ispatlanması ve sertifikalandırılması. Doğru. Bu yüzden efendim. Zaten organik ürün. Zor bir süreç efendim. Yani kolay var. Bir süreç değil. Hani biz burada hani sertifikalandırmak diyoruz ama yani biz organik üreticilerin hayatımızın çok önemli en önemli parçası bu. Yani master sertifikanın alınması, onların yıllık periyodik kontrolleri, daha kısa boyutlar içerisinde yapılan kontroller, bunların raporlanması. Çünkü organik ürünlerin en önemli özelliğinden bir tanesi de izlenilebilir olması. Hem sürdürülebilir hem izlenilebilir olması. Yani herhangi bir organik ürünün hangi organik tarlada üretildiği, kimin tarafından üretildiği ya da kimin tarafından paketlendiği ve hangi aşamalar geçti ve kimin tarafından ticari kanala sunulduğu hepsi kaydedilmiş. Yani siz bir tüketici olarak o ürünü alıp onun nerede üretildiğine kadar geriye gidebilirsiniz. O izi sürebilirsiniz. O izi sürebiliriz. Evet. Muhatabımız da belirir. Evet. Yani kimyasal ve sentetik madde kullanılmadığına eminiz biz. Ve dolayısıyla da onun yine yasa 5262 sayılı yasa da dolayısıyla organik ürünlerin paketli olarak satılması lazım geldiğini vurguluyor. Ona da geleceğim. Organik evet. Pazarlara geleceğim. Şimdi organik ürünleri biraz yayının sonunda gelecektim tabii ama ki. Yeri geldi söyleyelim. Şimdi bir organik pazarlar var. Bir de organik ürünler internetten sipariş edip alınıyor. Efendim. Şimdi yine izleyicilerimiz organik alışveriş yapan pazarlara gidenler vardır ama ben İstanbul ağırlıklı için pazar isimlerini gene vermek istiyorum. Bomonti sanıyorum en eski pazar. Doğrudur İstanbul'da, efendim. Kartal'da, Zeytinburnu'nda evet. Var. Evet. Beylikdüzü'nde var ve sanıyorum Göktürk'te de var pazar var. Kuruldu, kurulmak evet, üzere. Evet, organik pazarlar İstanbul'da 5 tane ve Türkiye'nin çeşitli illerinde de organik pazarlar. Var. İzmir'de var, Ankara'da, Kayseri'de, Konya'da gelişiyor. Bu, eğer pazar bulunmayan yerlerdeki halkımızda meraklıları için internetten alabilirler. Parakende zincirlerden alabilirler. Parakende zincirlerde de belki ürün gamı o kadar geniş olmasa da yine marketlerde o organik ürünler var zaten şeylerle ilgili. Bir de ihtisas mağazaları var. Yani özellikle ve sadece organik ürün satan mağazalar var. Buralardan da bulunabilir. Biraz halkın organik ürün hem tüketmek istiyor bu anlamda. Anlamını bilen, organik evet. Ürünün gerçekten faydasını bilen kişi ama biraz bazen
fiyattan dolayı da tüm istediği ürünleri maalesef alamayabiliyor bütçesine doğru. göre. Maalesef doğru söylediniz. Böyle bir süreç var. Çünkü bu tamamen bakanlık denetiminde ve farklı fiyat, yani kimyasal ve sentetik kullanmadığınız için çok daha zor bir süreçten geçiyor. Denetim doğru süreçten efendim. Geçtiği için bu fiyat farkının oluştuğunu da söyleyelim. Burada şimdi, fiyat farkı çok özür dilerim hanımefendi. Çok önemli olduğu için söylüyorum. Bir de boyutsuzluk ekonomisi var. Yani bir taraftan siz binlerce ton buğday üretirken bu tarafta onlarca ton organik buğday üretiyorsanız boyut ekonomisinden doğabilecek olan bir takım avantajlardan istifade edemiyorsunuz demektir. Bu işi küçük ölçekli yaptığınız için. Onun için en önemli inancımız ve güvenimiz organik ürünlerin ilerleyen zaman aralığında fiyatlarının düşeceği boyut ekonomisinden istifade edecek. Şimdi talep var. Evet. Talep olunca dolayısıyla hem arz artıyor hem talep ona cevap veriyor. Dolayısıyla ve fiyatlarda da geriye doğru bir geliş var yani. Devletin yayın öncesi de devletin gerçekten bunu teşvik ettiğini söylemişsiniz diğer. Doğru efendim. Göre. Devlet onu ciddi manada teşvik ediyor. Çünkü organik ürünlere verilen doğrudan teşvikler olduğu gibi en önemli farkını ben size söyleyeyim. Burada ciddi manada bir pozitif ayrımcılık var. Devlet diyor ki ben hangi tarım ürününü destekliyorsam diyor konvansiyonel. Organik ürününde onun %50'sini daha fazlasını desteklerim diyor. Çok net yani. Burada bir pozitif ayrımcılık var. Bundan çok mutluyuz ve müteşekkiriz. İkinci hususta özel yani faizleri çok düşük. Baz faizinin yarısı devlet tarafından karşılanan organik tarım kredileri var. Ziraat Bankası tarafından veriliyor bu krediler. O önemli bir nokta. Ayrıca da bu işi teşvik etmek adına yani çok organize yani organik tarım ve iyi tarım daire başkanlığı var. Bakanlık Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesi içerisinde. Çok aktif çalışılıyor. Yasalar Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesi içerisinde bu organik tarım yasası çıkmış. Yönetmelikler hakikaten çok update. Yani Avrupa ile Amerika ile çok uyumlu. Dolayısıyla gerçekten Türkiye'mizin organik tarım konusunda potansiyeli çok yüksek olduğunu ve istikbalinde bizim için açık olduğunu biz görüyoruz ve inanıyoruz. Bunları da vurgulamış olduk. Tabii şimdi ben efendim. Biraz izleyicilerimizin alışveriş yaparken nelere dikkat etmesi gerektiğini biraz da organik ürünleri bu anlamda tanıtalım ve doğruları söyleyelim isterim. Şimdi en çok Türkiye'de yaz sebze meyve organik tavuk galiba organik ürün damında tüketiliyor. Evet. Yumurta. Yumurta, organik yumurta, kırmızı et, organik ekmek. Şimdi bunlardan bir iki tanesini aslında değinelim istedim. Mesela organik tavuk. Tavuk konusunda son 2-3 yıldır çok söylenen şey var. Önemli spekülasyonlar var bu konuyla ilgili. Önce şunu hani söylememiz lazım. Hakikaten Türkiye'de entegre tavukçuluk son 3-5 yıl içerisinde ciddi gelişti. Bu çok sevindirici. Çünkü biliyoruz ki hanımefendi Türkiye'de hayvansal protein yeterince yok ve bu hayvansal protein eksikliğiyle biz besleniyoruz. Dolayısıyla entegre tavukçuların bu konuda yaptığı yatırımları çok fevkalade takdir ediyoruz. Ancak bu entegrelerle alakalı tabii ister istemez ölçekli üretimler yapıldığından dolayı ister istemez bazı fıtrata uygun olmayan örnek mesela organik tavuk 81 günde kesilir en erken. Ama entegrelerde bu süre 40 günlerle başlıyor. Yani tabii endüstriyel daha çabuk büyütülmesi lazım. Daha çabuk kilo alması lazım. Maliyeti düşürmek lazım ki düşük maliyetli ürünler verilebilsin diye. Belli ilaçların kullanıldığını biz biliyoruz. Belli anabolizanların kullanıldığını biz biliyoruz bu entegrelerde. Dolayısıyla bu konuyla ilgili olarak hani açıkçası organik tavuğa tüketicimiz çok rağbet ediyor. Rağbet ediyor. Organik yumurta hakeza. Hani. Bir de tabii bu yem rasyonlarının içerisinde de organikteki yem rasyonları daha kalıplaşmıştır. Dolayısıyla diğerlerde mesela bazen işte tavukta, yumurtada çok arzu etmediğimiz kokuları alırız. Bu yenilen şeyle yani besinle de aldığı yemle de çok alakalıdır. Dolayısıyla bu tip şeyler organik yumurtayı ve tavuğu çok tercih edilir hale getiriyor. Bir de ekmek. Ekmek evet. Ekmeği tabii büyük ölçekli olarak bir belediye kuruluşumuz da yaptığı için bu konuyla ilgili hakikaten her kenarda köşede özellikle İstanbul'umuzda organik ekmeği buluyoruz. Bu çok sevindiriyor tabii. Bu çok ciddi manada bir dinamo yani. Onu ekmek yani mutfağımızın
biliyorsunuz en temel maddelerinden bir tanesi. Gerçekten o ekmek. Ve dolayısıyla da büyük ölçekli yapıldığı için de hanımefendi fiyatı da çok uygundur yani. Evet, diğer ekmek türlerine göre daha ucuz ve daha lezzetli olduğu söyleniyor. Evet efendim. Aslında söyleyebiliriz, ben halk ekmek diyeceğim. Değil efendim, Büyükşehir Belediyesi. Ben bilemiyorum siz ne kadar isim verebilirsiniz ama doğrudur. Halk ekmek belki efendim diyebiliriz. Evet, artık mal olmuş bir kurum kuruluştur çünkü. Doğrudur efendim. Organik süt ürünleri. Evet efendim. Burada yine organik marketlerden, organik pazarlardan biraz sütü herhalde internetten alamıyoruz değil mi? O biraz alınmaması lazım. UHT sütün dışındaki yani organik UHT süt de var. Keşke ama bakkallarda bulabilsek aslında değil mi? İşte o yayılıyor. Yani günlük pastörize sütler artık yayılmaya başladı organik. İnşallah sayıları ve miktarları artacak. Dolayısıyla fiyatları da daha normalize olacak. İnşallah tüketicilerimizi organik sütle de daha kolay ulaşabilecekleri şekilde bir araya getireceğiz. Şimdi gıdalardan bahsettik. %90 organik gıda üzerinde gidiyor bu pazar, tüketiliyor. Ama onun dışında kişisel bakım ürünleri, tekstil ve temizlik malzemeleri de organik olarak kullanılıyor. Doğru. Biz de bunların yaygınlaşmasını ümit ediyoruz. Organik tekstil mesela burada herhalde tekstili organik yapan neyden kaynaklanıyor? Biraz ham maddeden, ağırlıkla ham madde ve yani şimdi organik tekstil Türkiye'de çok hani duyulmuyor, bilinmiyor gibi ama organik tekstilin ham maddesi organik pamuk. Türkiye ciddi miktarlarda organik pamuk üretiyor ve ihraç ediyor. Evet. Bunu şükür olsun organik kumaş haline getirip de ihraç eden firmalarımız da var. Bunlar aynı zamanda bizim derneğimizin, Organik Ürün Üreticileri Derneğimizin de üyeleri. Gurur duyuyoruz onlarla. Dolayısıyla ne organik yapıyor bunu? Bir, işte organik yünlü kumaşsa organik hayvandan elde edilen yünle yapılıyor. Ama yetmiyor. O kumaş yapılana kadar geçirdiği ameliyeler esnasında da kimyasal ve sentetik madde kullanılmıyor. Yine organik yardımcı maddeler kullanılarak üretiyor. Bu pamuklu kumaşta da aynı. Boyalar da organik boyalar. Yani renk, o tekstili öyle rengarenk renklere getiren şeyler de organik boyalarla falan yapılıyor. Ve işte kasarlama, temizleme aşamasında da işte asitler, bazlar falan kullanılmıyor. Yine organik temizleyiciler kullanılıyor bu konuyla ilgili. O da bir tercih. O da bir tercih. Aslında tercih. Organik üründe hayvanın ne yiyeceğini bile yasa belirliyor. Haklısınız değil efendim. Mi? Hepsi bunların bir bütünü. Yöne, yani hem yasa hem de ona uygun olan yönetmeliklerle hangi en erken hangi zaman aralığında kesilebilir? İşte bu konuyla ilgili aşıları nasıl yapılacak? İşte aşı yapıldıysa en erken ne kadar zaman geçtikten sonra bu hayvan kesilebilir? Her şey harfiyen reçetelere konmuş ve harfiyen uygulanılıyor. Zaten organin dediğim gibi en önemli şeyi siz de sohbetimizin başında söylediniz. Yasalarla belirlenmiş olması. Yani keyfi değil. Yasalarla belirlenmiş olması ve sıkı denetlenmesi. Gene şunu vurgulayalım. Biz neden organik tüketmek istiyoruz? Gerek organik kişisel bakım ürünleri olsun, ev temizlik malzemelerinde olsun, herhangi bir kanserojen etki almayalım, madde almayalım, evet, vücudumuza toksik madde birikmesin, daha sağlıklı, daha uzun ömür yaşamak için doğrudur organik efendim ürünleri kullanıyoruz ve kullanmaya da devam edeceğiz. Sizin de verdiğiniz bilgilerle belki bundan sonra biraz daha organik ürünleri bütçemizi ona göre ayarlayıp almaya çalışırız. Şimdi şunu soracağım, organik pazarlardan ya da internetten ya da ihtisas mağazaları dediniz, oralardan alışveriş yaptığımızı düşünelim. Şimdi organik ürünlerin hepsi ambalajlı mı olmalı? Bir kere bunu sormak istiyorum. Yasa öyle diyor. Yasa öyle diyor. Evet. Açık satılan organik ürünler de var. Burada tüketici alırken neye dikkat etmeli? Burada efendim açık satılan ürünler istisnası organik pazarlar. Evet. Organik pazarları da yani hem bakanlık denetliyor hem de onları organize eden bir başka kardeş derneğimiz var. Onlar da bu konuyla alakalı epey aktifler. Onlar da şöyle, biliyorsunuz pazar geleneğinde özellikle yaş sebze meyve pek ambalajlı satılmaz. Evet. Yani bizim tüketicimiz onu sevmez. Zaten pazarda alışveriş etmenin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Biraz meyveyi, sebzeyi ellersiniz, seçersiniz. Tadarsınız. Hatta tadarsınız dediğimiz gibi. Dolayısıyla o onun için tercih ediliyor. Onun kontrolü biraz hani yasaya mugayyar gibi, yasaya karşı gibi durmakla beraber girişinde sertifika kontrolü yapıldığını biz biliyoruz. Dolayısıyla bu manada tüketicilerimizin gönlü ferrah olabilir diye yani düşünüyorum. Açıkta ama satılsa bile gönlü bu anlamda. Ama işte yani mu? İşte bunun limiti nerede? Bunu çok doğru anlamamız, bilmemiz lazım. Ama yasada diyor ki yani organik ürünler
ambalajlı satılır. Hatta yetmez, üzerinde o logolar aranır diyor. Şimdi yani. Şimdi ben o logoları bize göstermenizi evet. rica edeceğim. Evet, evet. Ben getirdim ben. Getirdim efendim. Getirdim. Efendim tabii ki. Ben şimdi organik burada gereken... özellikle bulunması gereken iki tane logo var. Evet. Mesela bir organik pirinç bu. Organik pirinçte burada bakanlığımızın bilmem görülüyor mu? Burada organik tarım Türkiye Biraz Cumhuriyeti yazıyor. Bana doğru döndürür misiniz? Size doğru döndüreyim efendim. Evet. Burada logo var. Bu logo bakanlığımızın logosudur. Bu organik tarım olduğuna dair birinci mühürdür. Birinci mühürdür. İkinci noktada da dönüp baktığımız zaman burada onu sertifikalandıran kuruluşun logosu aranır. Bu demiştim ya 29 tane. Evet. Bunlardan Biraz bir tanesi. İlahi gösterir şöyle efendim. Şöyle onu. Gösterebiliriz. Burada bu logoyu evet. görebiliyorsunuz. Bu logoları aramaları lazım. Bu aramaları lazım. Bu bütün ürünlerde. Evet. Yani yaş sebze meyve de olsa yine paketli satılması lazım kapalı ve onun üzerindeki bu logoyu anlamak lazım. Ama organik pazarları demin de söyledim bir istisna gibi mütalaa etmemiz lazım. Çünkü ben açıkçası bu pazarları destekliyorum organik ürün üreticileri olarak. Niye? Çünkü Türkiye'de bir pazar gerçeği var. Yani bu geleneksel bir pazar gerçeği var. Organik pazarlar organik gıdanın gelişmesi temin eden noktalardan bir tanesidir bir. İkincisi de hani tüketicimizin de alışkanlığını dediğim gibi yokmuş gibi varsayamayız. Dolayısıyla bunun için bunu önemsememiz lazım ama bu pazarlardan alışveriş eden hani organik meraklılarının daha da dikkatli olmalarını ben özellikle tavsiye özellikle ederim. Özellikle ambalajlı evet. ürünleri evet, tercih etmelerine ederim. Gene dikkat edelim. Bir şey soracağım. Buyur organik zaman. Ürünlerin sahteleri oluyor mu? Yani böyle bir şey duymuyoruz ama siz rastladınız bizim, mı? Bizim derneğimize gelen yani tahşiş sahtesini ben de yani aşağı yukarı 7-8 seneden beri bu işin içindeyim. Ben de pek duymadım. Ama maalesef hiçbir şekilde sertifikası olmayan hani ürünlerin açıkta üzerine organik elma yok organik bilmem ne filan hani yazılarak satıldığını görüyoruz. Bunun bir suç olduğunu söyleyeyim. Evet. Yani organik olmayan bir ürünün organikmiş gibi satılması bir suç yasayla belirlenmiş vaziyette. Ağır da cezası var. Ama bu konuyla ilgili yani denetimler yeterli mi değil mi? Ama bu tüketiciyi kandırmaya yönelik bir hareket olarak 5262 sayılı yasa cezalandırıyor. Köyden çiftlikten gelen ürünü belki öyle kuyuyor al sana organik diyor mesela. Ama işte bunun bir süreci var, yapılım süreci var. Organik Doğru. olana kadar yani, geçtiği bir süreç var. O süreçten geçtiği zaten sertifikayla ispat ediliyor. Ve o logolarla ispatlanması Doğru gerekiyor. Efendim. Bunu Doğru. tekrar vurgulamış olalım. Şunu sormak isterim ben size. Özellikle organik ürünleri kimlerin tüketilmesi, kimlerin daha çok tüketmesi öneriliyor? Yani çocuklar, anne adayları, Şimdi yaşlılar. Ben bana sorarsanız için, herkes tüketsin tabii ki. Yani sağlık. Özellikle Ama belli dönemler oluyor insanların hayatında. Şöyle ben size söyleyeyim. Yani bizim kendi ihtisas mağazalarımızda gördüğümüz hatta parakende zincirlerin organik reyonlarından alışveriş eden profile baktığımızda ağırlıkla genç anne ve anne adaylarını biz görüyoruz. Genellikle de biliyorsunuz evlatlarımız bizim en kıymetli varlıklarımız. Dolayısıyla hani anne hamile kaldığında, anne adayı hamile kaldığında ya da işte çocuk sahibi olduğunda en kıymetli varlığı bebek oluyor. Evet tabii ki. Dolayısıyla o anlamda hemen interneti karıştırıyor. İşte toksikoloji nedir, kalıntı nedir, işte kimyasal kalıntıların insan vücudundaki, insan sağlığındaki olumsuz tesirleri nedir filan. Bunları araştırınca organik gerçeğiyle karşılaşıyor. Organik gerçeğiyle karşılaşınca işte ben bunları nereden bulabilirim filan diye bakıyoruz. Dolayısıyla hamilelik esnasında doğru beslenen bir hamile bayan, işte çocuğunu doğurduktan sonra, işte emzirdiği sürece, besinle dikkat ettiği sürece, ondan sonra yine normal gıdaya geçtiğinde organik ürünleri kullanıyor. Bir bakıyoruz ki bir hayat şekli haline gelmiş organik. Bundan da biz tabii keyif duyuyoruz tüketiciler olarak ve dernek olarak. Şunu rastlıyor musunuz? Evet. Hekimler ki kadını takip eden hekim, çocuk hekimi ya da hekimlerin organik ürüne bir teşvini görüyor musunuz? Efendim, sizin mesela yani, müşterilerinizde çok hekimler var mı? Sağlıkçılar var mı? Var efendim. Yani şu anda isimlerini vermek doğru olmaz ama önemli yani hekimler bizim müşterilerimiz. Dolayısıyla ya hani internet ortamından ya dediğim gibi ihtisas mağazalarına gelerek ya da hani parakende zincirlerin organik reyonlarından alışveriş yapıyorlar.
Ben özellikle yani internet sitelerinden alışveriş yaparken alışveriş yapan bir tavsiyem var. Demin logoları ben gösterdim. Evet. Yani en önemli ispat mekanizması bu hanımefendi. Şimdi genellikle internet sitelerinden alışveriş yaptığınızda yani ya kredi kartıyla ödemenizi yaparsınız ya da işte banka havalesiyle önceden parayı gönderirsiniz ve ürün size teslim edilir. Bir kargo şirketiyle filan size teslim edilir. Şimdi bu noktada lütfen gelen ürünün üzerinde bu logonun olup olmadığını muhakkak kontrol etsin, eğer organik ürün aldıysa. Bir fiyat farkı ödüyor efendim. Az ya da çok. Evet. Bu fiyat farkının da muhakkak karşılığını almak ve istemek onun şeyi. Hani ürün bazen geliyor ya bunun neresi organik diyor. Eğer neresi organik diye düşünmeye başlıyorsa lütfen ya ürünü iade etsin ya da parasını talep etsin. Eğer dediğim gibi ambalajlı değil ve üzerinde bu logoları barındırmıyorsa, yani 5262 sayılı yasaya uygun yapılmadıysa lütfen hakkını arasın. Şimdi biz burada bilgileri verdik, yayınımızın da sonuna geldik. Ben Organik Ürün Üreticileri Derneği'nin web sitesi adresini evet. vermek istiyorum. www.orguder.org.tr Evet. Bu siteye de girip aslında organik ürünlerle ilgili Hayır. doğru bilgileri öğrenebilir izleyicilerimiz. Tekrar o sertifikaları, logoları, sertifikaları evet. da görebilirler herhalde. Tabii ki efendim, rahatlıkla. Hatta başka da tarim.gov.tr'ye de girdiği takım. Evet. Bakanlığımızın gıda da, orada da organik tarım sekmesinden de organik tarım hakkındaki bütün gerçekleri ve yasaları ve yönetmelikleri ve dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğunu da görebilirler. Bakanlığımızın sitesi de mükemmel, yani organik tarım sekmesinde de bunları görebilirler. Organik ürüne ilgisi olan, bu işi yapmak isteyen olabilir ya da gerçekten bunu Hayır, tüketmek efendim. İsteyen olabilir. Çünkü şöyle demiştik, birçok skala ürün var. Gıdadan giyeceğe, kişisel bakım ürününden temizlik malzemelerine evet. kadar organik ürünler hayatımızın içinde hem Türkiye'de hem de dünyada yaygın şekilde kullanıyor. Türkiye'de biraz daha bunun arttırılmasını ümit ediyoruz. Topraklarımız uygun dediniz. Çok uygun. Bunun için devlet teşvik veriyor. Bunu üretmek isteyenleri küçük çaplı ya da büyük çaplı ve organik ürünleri biz organik pazarlardan İstanbul için tekrar edelim. Kartal, Bomontu, Zeytinburnu, Göktürk ve Beylikdüzü'nde organik pazarlarımız var. İnternette güvenilir siteler var. Organik alışveriş, organik ürün alışverişi yapacağımız. Tekrar bunları da söyleyelim ama sizin dediğiniz detaylara, amblemlere, logolara ve sertifikalandırılmaya dikkat edilmesi gerekiyor. Ürünlerin mümkünse ambalajlı alınması gerekiyor. Evet. Tekrar onun üzerinde duralım ve Tarım Bakanlığı'nın sitesi ve Organik Ürün Üreticileri Derneği'nin sitesinden de daha detaylı bilgileri izleyicilerimiz alabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, biz size çok teşekkür ederiz. Hem şahsım adına hem de derneğimiz adına ve tüm üreticiler adına, organik üreticiler adına ben de hem size hem kanalınıza çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. İzleyicilerimizi bu konuda aydınlatmış olduk. Sağ olun tekrar. İyi günler diliyorum. İyi günler. Sağ olun. Değerli izleyenler, Sağlık Raporu programının bugün de sonuna geldik. Tam iyilik halinde kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.